Yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Neyi konuşuyoruz? Bugün Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü, doğum günü. Cumhuriyeti ve Atatürk'ü konuşuyoruz. Sinan Meydan'da Barış Arkadaş'la konuşuyoruz. Araya gitmeden önce saltanat ve hilafetten bahsediyorduk. Aynen. Nasıl kulluktan birey olmaya Mustafa Kemal Atatürk'ün o engin stratejisiyle ilmek ilmek örüldüğünü o yolların. Bunları konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Evet, ben sözünüzü de bölmüştüm çünkü. Ben süreci özetleyeyim. Şeye kadar getirelim izin verirseniz. Cumhuriyet'in ilan öncesindeki o üç güne. Evet. Ondan sonra da o bölümü son o programın çok sonunda. Çok önemli ve heyecanlı tabii, üç o heyecanlı bölümü anlatırız. Fakat hakikaten adım adım Cumhuriyet'e gitmiş Atatürk. Sizinle reklam arasında bunu konuşuyorduk. Yani bir strateji dehası var orada. Strateji dehasının uygulamasını görüyoruz. Yani Cumhuriyet süreci böyle bir süreç. Hı hı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı yıllarından kısaca bahsedeyim. Orayı atlamayalım. Bakın Birinci Dünya Savaşı biterken Osmanlı İmparatorluğu tabii ağır bir yenilgi almak üzere. Hı hı. Ve Birinci Dünya Savaşı bitmek üzereyken Talat Paşa Cumhuriyet'ten söz etmeye başlıyor. İttihatçıların önderlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Hı hı. Talat Paşa. Talat Paşa Cumhuriyet'ten niye söz ediyor? Şunun için söz ediyor. Çünkü Vahdettin'in tahta geçme süreci var o sırada. Ve Vahdettin tahta geçtiğinde dizginleri kendi eline almayı planlıyor, düşünüyor. Hı hı. Ve nitekim meclisi dağıtacak Vahdettin. Yani 1918 yılında Anadolu işgal edilmeye başlanırken o süreçte padişah olan Vahdettin, son padişah, meclisin dağıtacak. Daha doğrusu meclisi tatile gönderecek, toplantıya çağırmayacak bir yıl kadar. Yani ikinci meşrutiyeti de son verecek 1918-19 yılı itibariyle. Ve 1920 yılında yeniden bir meclis açılacak. Son Osmanlı Mebusan Meclisi. Ankara'da, Anadolu'da devam eden o milli mücadelenin de İstanbul'da meclisin açılmasında doğrudan bir etkisi vardır. Ve meclisi açmak zorunda kalmıştır padişah 1920 yılında İstanbul'da ve aslında 3. meşrutiyet ilan edilmiştir. Yani tarih kitaplarında biz bundan bahsetmeyiz ama Vahdettin 2. meşrutiyete son veriyor 1918'de, 1920'de 3. meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalıyor. Yeniden meclisi açıyor. Niye anlatıyorum bunları? Şunun için anlatıyorum. Bakın milli mücadele başladığında Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kafasında şöyle bir düşünce var. Atatürk'ü bir kenara koyayım. Silah arkadaşlarının kafasında şöyle bir düşünce var. Yeniden Türkiye'yi meşrutiyete geçirmek. Osmanlı'yı daha doğrusu. Hı hı. Çünkü padişah meclisi kapattı. Yani meclis açılırsa yeniden, meşrutiyet düzeni kurulursa her şey süt liman olacak, yerli yerine gelecek. Bu yönetim anlamında. Ülke işgali anlamında değil tabii. O bağımsızlık savaşı gerektiriyor. O ayrı bir konu. Fakat Mustafa Kemal Paşa yine burada da meşrutiyeti yeterli görmüyor. Fakat o koşullarda tabii Cumhuriyet sözünü kullanmıyor. Az önce Barış da ona vurgu yaptı. Şimdi nutukta okuduğunuz zaman diyor ki Cumhuriyet'i diyor ben vicdanımda milli bir sır olarak taşıdım. Ya da Cumhuriyet'e giden o süreci bir sır olarak taşımak zorunda kaldım diyor. Neden sır olarak taşımak zorunda kalıyor? Çünkü hakikaten böyle bir ortam yok. Bakın Cumhuriyet'i düşünen aydınlar var demin söyledik. Milli mücadele sırasında da var. Mesela Yunus Nadi Bey. Zaman zaman Cumhuriyet'ten söz ediyor. Mustafa Kemal Paşa uyarıyor Yunus Nadi Bey'i. Ulu Orta Cumhuriyet'ten söz edemeyiz. Bakın Ankara'ya gidiyor Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık'ta biliyorsunuz. Hı hı. Sivas'tan Ankara'ya geçiyor. Şimdi Ankara'ya giderken Hacı Bektaş'a uğruyor. Cemalettin Çelebi ile görüşüyorlar. Evet. Cemalettin Çelebi Cumhuriyet'ten söz ediyor. Çok ilginçtir. Mustafa Kemal Paşa sırası olmadığını söyleyerek orada Cemalettin Çelebi'nin de bunu Ulu Orta dile getirmemesini ifade ediyor. Mesela Sivas Kongresi günlerinde bir önerge veriliyor. İçinde Cumhuriyet ifadesi var. Mustafa Kemal Paşa hayır durun diyor. Fakat bu şöyle bir algı oluşturmasın. Sanki yani herkes Cumhuriyet... Hayır yani münferit örneklerdir bunlar. Ve nitekim Erzurum'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başındaki Hoca Raif Efendi Cumhuriyet'e gidildiğini düşünerek Erzurum'a gidiyor. Bir daha da geriye dönmüyor. Yani ve orada Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti diye bir cemiyet kuruyor. Yani Cumhuriyet'e gidilecek ben buna karşı direnç oluşturayım diye. Bakın ne kadar önemli yani Cumhuriyet'i bu anlamda o sırada gizlemek, örtmek. Başka örnekler de var ama çok detaya girmeye gerek yok. İşin özü bu. Onun için Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet'i saklıyor. Padişah bile Cumhuriyet'e gidildiğini fark ediyor milli mücadele sırasında. Yani İstanbul'da Vahdettin mesela o sırada Dışişleri Bakanı olan
Ve Londra'ya gitmekte olan Dışişleri Bakanı İstanbul'a uğrar, oradan geçer Londra'ya. Ve o sırada Vahdettin sorar Ankara'nın Dışişleri Bakanı'na, Cumhuriyet hakkında fikirlerini sorar. Rejimin nereye gittiğini anlamaya çalışır, götürülmeye çalışıldığını anlamaya çalışır. Ve nitekim Mustafa Kemal Bakın nutukta ne diyor? Diyor ki, milli mücadelede başarıya yaklaştıkça safha safha bugünkü döneme kadar milli egemenlik rejiminin bütün ilke ve gereklerini yerine getirmek doğal ve kaçınılmaz bir tarihi akış idi. Bu kaçınılmaz tarihi akışı gelenekten gelen alışkanlığı ile hemen sezmiş olan hükümdar ve ailesi ilk andan başlayarak milli mücadelenin amansız düşmanı kesildiler diyor. Şimdi bunun için o milli mücadele sırasında Cumhuriyet saklandı. Ne, nasıl saklandı? Milli irade kavramıyla örtülüp gizlendi. Bu bir strateji. Şimdi bakın Erzurum Kongresi'nin bir kararı var. Ne diyor? Milli iradeyi yetkin kılmak esastır. Bakıyorsunuz Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Almış olduğu ilk kararlardan biri nedir? Meclisin üstünde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. 1921'de anayasa ilan ediliyor. Yine biraz önce söylendi. İlk maddesi nedir? Egemenlik bilakay düşart milletindir. Ve 22'de saltanat kaldırılıyor. Bütün bunlar Cumhuriyet'e giden yolun taşları. Tabii, saltanatın aslında kaldırılmasının hızlanması biraz da Lozan'daki görüşmelerle ilgili. Evet. Tabii, ama çünkü, işte zamanlama çok önemli. Tabii, Mustafa Kemal Cumhuriyet fikrini aslında kafasında netleştirmiş, uygun bir ortamı bekliyor. Şey uygun ortam bekliyor. Tabii Mustafa Kemal'in tüm cephelerden başarıyla çıkması ve dünya devletlerinin de Lozan Anlaşması'nı artık yapmaya mecbur kalması saltanatı hızlandırıyor. Aslında Lozan'a Mustafa Kemal'in kurduğu meclisin davet edilmesi ve yanında Osmanlı hükümetinin de aynı zamanda davet edilmesiyle birlikte Mustafa Kemal tarihsel bir karar almak zorundaydı. Tabii ki. Ya Osmanlı Devleti'nin de temsilcileriyle Lozan'da oturacaktı ve orada bir ihtilaf çıkacaktı ve bu ihtilafın sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi alınamayacaktı. Çünkü Osmanlı'nın temsilcileri doğal olarak kendi varlıklarını devam ettirmek zorunda kalacaklardı. Mustafa Kemal orada büyük bir taktik geliştirerek hem yenilmiş bir devletin Anadolu'yu temsil edemeyeceğini, hem bu yenilmiş devletin düşman kuvvetleriyle işbirliği yaptığını, hem de en önemlisi saltanatın millet egemenliğinin üstünde bir güç olduğunu ifade ederek 27 Ekim'de çağrılan Lozan Anlaşması için çağrılan heyete elini güçlendirerek 1 Kasım'da saltanatı kaldırdı ve gitti Lozan'ın tapusunu, Türkiye'nin tapusunu Lozan'da aldı geldi. Baktığınızda aslında Mustafa Kemal'in her şeyi planlanmış. Niye 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ediyor? 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'na cevap olarak. Çünkü 30 Ekim'de Türkiye aslında egemenliğini kaybetti Mondros'la birlikte. Ve Mustafa Kemal bekledi. 28 Ekim gecesi evinde Latife Hanım'ın yaptığı yemeklerle arkadaşlarını çağırdıktan sonra, Latife Hanım ki muhtemelen biliyordu Cumhuriyet'in ilan edileceğini, biliyorsunuz İsmet Paşa'yı çağırır, Fethi Okyar'ı çağırır, diğer arkadaşlarını çağırır ve önündeki tabağı elindeki bıçakla vurarak efendiler der ve bir anda sessizlik olur, masadakiler de sessizlik olur. Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz der. 28 Ekim gecesi saat 20.30'da. Cumhuriyet'in ilan edilmesi de zaten 29 Ekim 20.30'dadır. Ve ne için 29 Ekim'i seçmiştir? Mondros Ateşkes Anlaşması'na tarihsel bir gönderme yapıyor. Aslında baktığınızda Mustafa Kemal'in her şeyi planlanmış askeri bir deha. Hani asker politikadan anlamaz derler ya, bence dünyanın en iyi politikacılarının, hani 5 politikacı saysanız dünyada en iyi politika bilen ve strateji üreten, hedefe ulaşmak için her şeyini planlayan kimdir derseniz herhalde Mustafa Kemal bunların başında gelir. Evet. Saltanatın zaten kaldırılmasının sonraki adımı da zaten halifeliktir. Ya şimdi biz tabii 2018 yılının Türkiye'sinde saltanat, halifelik, saray, vesayet falan diye konuşuyoruz. Belki bu kavramlara yabancı olan genç arkadaşlarımız da vardır. Ya ne sarayı ne saltanatı falan diyebilirler. Mustafa Kemal düşünün, 600 yıllık bir imparatorluğun alışkanlıklarını aslında değiştirdi. Öncesi de var aslında. Yani tabii öncesi de var. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğinde biliyorsunuz İsmet İnönü'ye bunun teklifini yazdırır.
ve evdeki yardımcısı, yani ev işlerine yardım eden hanımefendi İsmet İnönü'nün elini öper. Yani düşünün ki hani bir şey sanki bahşediyor. Aslında tabii. Bir şey bahşettiği yok. Doğal hakkı. Cumhuriyet'in tabii. Kazanımları. Ha tabii esas evet. Mesele ne biliyor musun Sinan Meydan? Evet. Belki Mustafa Kemal Cumhuriyet'i tırnak şimdi içinde bu, söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Bu denli kolay kazanmasaydı, bu denli bütün hakları peş peşe vermemiş olsaydı. O belki değil de Türk milleti bu kadar tabii, kolay kazanmasaydı. Bu kadar evet. Türk milleti Atatürk bu kadar kolay kazanmasaydı. Belki bu kadar kolay birçok şeyi de harcamayacak ve kaybetmeyecekti. Doğru. O yüzden şimdi biraz da bugüne dönersek, güncele dönersek tekrar tarihe döneceğiz ama evet. Birinci bölümde ben de söyledim, Sinan Meydan da vurgu yaptı. Cumhuriyet'in ortaya koyduğu kurumları olabildiğince sahiplenmek, savunmak, yaşatmak ve onları gerçek kimliğine dönüştürmek lazım. Bunun için de mücadele şart. Bu mücadelenin evrelerinden biri de birinci bölümde de ifade ettiğimiz üzere özellikle sosyal demokrat belediyelerin olduğu yerlerde o hava deliklerinin kapatılmasını engellemek. Ben Berlin'de yaptığım konuşmada da söyledim. Kızmayın, küsmeyin, sandığa gidin, eleştirin. Doğru. Ben orada da söyledim, burada da rahat söyleyebilirim. 24 Haziran'da milletvekili adayıydım. Aday oldum, adayı gösterilmedim. Ama tıpkı bir milletvekiliymişim gibi yine çalışmaya devam ediyorum. Çünkü bu iş bir kişisel mesele değil. Yani AKP karanlığının her doğru. Geçen gün üzerimize çökmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Bakın bugün içimizi sızlatan bir gelişme oldu. Dünyanın en iyi 3. havalimanı sessiz sedasız bir şekilde, Atatürk Havalimanı sessiz sedasız bir şekilde başka bir yere taşınıyor ve Atatürk isminden vareste tutuyorlar Yücün, orayı. Gayet de sessiz sedalı taşınıyor. Şöyle aynı sessiz sedalı taşınıyorlar da süreçte şöyle süreçte... Sistem. Aslında büyük bir fırtınanın kopması gerekir. Çünkü toplumsal anlamda bir tabii, sessizlik. Tabii toplumsal tabii. Anlamda da bir ha, sessizlik buna katılırım var. Ama diğer taraftan büyük bir gürültü. Hatta gürültüyle taşınıyor. Ha şimdi neden? O gürültü neden çıkıyor biliyor musun? O gürültü şundan çıkıyor. Ezikliklerinden o gürültüyü yapıyorlar. Çünkü ya Mustafa Kemal Atatürk kırık bir bandırma vapuruyla 3 gün süren yolculuk sonrası Samsun'a çıkıyor. Ve Samsun'dan ulusal kurtuluş mücadelesini başlatıyor. Osmanlı'nın yıkıntıları üzerinden koskoca bir cumhuriyet inşa ediyor. Bakın 80 milyonun üstünde özgürce yaşadığı, eksiğine gediğine rağmen demokrasiyle karşılaşmış, tanışmış bir cumhuriyet yaratıyor. Biz cumhuriyetle övünüyoruz, onlar havalimanıyla övünüyor. Yani ya havaliman nedir ki? Havalimanı zaten senin yapman gereken işlerin arasında ki o havalimanında... Kaç işçi öldü? Daha kaç dün, işçinin alın teri var? Daha bir işçi daha yaşamını geçen yitirdi. Gün bir işçi hayatını kaybetti. Yurt dışından getirilen, yurt dışından getirilen bir işçi, temizlik yapması için çalışan bir işçi hayatını kaybetti ve cesedi su kuyusundan çıktı. İnşaatı da ellerine, gözlerine bulaştırmışlar, her yerlerine bulaştırdı. Neyle övünüyorlar? Yüksek bina dikmekle, havalimanı açmakla. Ya havalimanı açmakla insan övünür mü? Hakikaten. Demin de Çağlar hatırlattı. Hı hı. Cem Toker geçen gün güzel bir tweet atmış. Ya Cumhurbaşkanı fındık fiyatı açıklar mı Allah aşkına? Hani demiş ki Merkel'in lahananın fiyatını açıkladığını düşünün. Cumhuriyetin karşısında kendilerini de aslında var eden ve kendilerine bugün devletin tüm makamlarını yönetme hakkını kazandıran bu cumhuriyetin cumhuriyetle hesaplaşmalarında o kadar ezikler ki havalimanı açmakla, yol yapmakla, köprü yapmakla övünüyorlar. Ya Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'ndan ki o dönem askerdi. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Cumhuriyet'i ilan ettiğinde memlekette okuma yazma oranı kadınlarda 10.000'de 8'di. Dün de söyledim 10.000'de 8 deyince de sakın bu 10.000 kişiden 8'i okuyor anlaşılmasın. Tabii. Zaten bu 10.000'de 8'in neredeyse tamamı yabancı elçiliklerde çalışan İnsanlar, devlet dairelerinde çalışan kişiler ve saray çevresinde okuma yazma şansına kavuşmuş kişiler. 10.000'de 8 kadınların okuma yazma oranı var. Şimdi Mustafa Kemal böyle bir kurtuluş böyle mücadelesinden, bir, bakın, böyle bir milli mücadeleden dünyadan, geliyor. Bu böyle Türkiye. Bir yerden koskoca bir cumhuriyeti ilan ediyor. O cumhuriyetin karşısına sen neyle çıkıyorsun? Havalimanı yaptım diye. Yani akıl alır gibi değil. Neyle yapıyorsun sonra o havalimanını? Cumhuriyetin kazanımlarıyla yapıyorsun zaten. Bugün cumhuriyete karşı çıkan
Cumhuriyeti haksızca eleştiren, yıkılması için çaba gösteren o bürokratlara, o siyasetçilere bir soralım. Cumhuriyet olmasaydı, ya siz sarayın yanından bile geçemezdiniz. Allah aşkına sarayın yanından bile geçemezdiniz. Saray çünkü halk egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışı değil. Seçkinlerin olduğu, kendilerini bir anlamda halifenin torunları olarak gören kişiler ya da halifelik makamını temsil ettiğine inanan kişiler, kendilerine uhrevi anlamlar yükleyen kişiler sizinle falan muhatap olmazlardı. Cumhuriyet olmasaydı biz bugün burada bu televizyonda oturup konuşamazdık. İşte en basiti, en basiti ya şuna baksınlar. Çok öykündükleri Suudi Arabistan, şurada 2 kilometre ötemizde, Levent'te, gözlerimizin önünde bir muhalifi öldürdü. Bir gazeteci öldürdü. Ve cesedi nerede bilinmiyor. Böyle bir yönetim mi istiyorsunuz? Hakkın olmadığı, hukukun olmadığı, adaletin olmadığı, denge denetleme sisteminin olmadığı bir yönetim mi istiyorsunuz? Bu yönetimde yaşamak mı istiyorsunuz? İşte bunu anlamak için sebep-sonuç bağ kurmak, evet, sebep-sonuç ilişkisi kurmak, evet, için önce tarihi çok iyi bilmek gerekiyor. Hiç değilse Türkiye'nin yakın gelecek tarihini, yani yakın dönem tarihini, Cumhuriyet tarihi itibariyle bilmek bile aslında bunları anlamak için ne kadar yeterli değil mi? Bir şey söyleyeyim, Sinan, meydana bırakayım. Evet, çok kısalacağım, sorular da var izleyicilerden. Bu konuda hepimizin üzerine görevler düşüyor. Twitter'da bazı cahilleri görüyorum mesela. Efendim diyor, mesela Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıyorsun. İsmet İnönü Atatürk'ün fotoğrafını paranın üstünden kaldırdı. Onu da açıklasana diyor. Ya arkadaş, açıkladık, biraz tarih okuyun ya. Yazdık hepsini. Ya arkadaş, yazdık. Mustafa Kemal'in paranın üzerinden okusalım fotoğrafının keşke kaldırılmasını kendisi istedi. Kendisi. Keşke okusalım. Mustafa Kemal Atatürk paranın üstünden benim fotoğrafımı kaldırın dedi. Kaldırın dedi. Niye o zaman kaldırın dedi? Çünkü bütün dünyada cumhuriyetler yeniden kuruluyordu Birinci Dünya Savaşı'nın ardından. Ve şöyle bir gelenek başlamıştı. İktidarı kim temsil ediyorsa onun fotoğrafı basılıyordu. Başbakan da İsmet İnönü'ydü. İsmet İnönü'nün fotoğrafı o yüzden basıldı. Yani bunu hani ortaokuldaki öğrenciye sorsan bilir mi bilmiyorum yani, sen öğrenmek, ortaokulda. Öğrenmek yani, isteyen kişi kaynaklar şöyle, çok açık zaten. Bunları bizim ama hakikaten bıkmadan usanmadan anlatmamız lazım. Bu konuda ben Sinan Meydan'a da hakikaten çok teşekkür ediyorum. Büyük bir görev üstleniyor. Cumhuriyete ilişkin, Atatürk'e ilişkin yalanları tek tek deşifre ediyor tarihi belgelerle, bilgilerle. Ben de şahsım ve gençler adına teşekkür ediyorum. Çünkü mevcut kaynaklardan değil, tarih kitaplarından değil, tarihi Sinan Meydan'ın kitaplarından öğreniyor çok gençler. Çok kıymetli. Ya şöyle bir şey, ya bu şimdi Barış'ın dediği gibi, yani işte milletvekilliği örneğini verdi. Ben de mesela hiçbir üniversiteye falan bağlı olmadan ya da bu işten devlet tarafından herhangi bir maddi beklentiye sahip olmadan bu işi yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Hakikaten güncel siyaseti belirleyen tarihi arka plan. Yani oy verirken, bakın, seçmen davranışları araştırılsın. Seçmen oy verirken tarihe bakışı verdiği oyun rengini belirliyor. Yani, ya da o oyun renginde tarihe bakışın çok büyük bir rolü var. Dolayısıyla bakın, geçmişte de böyleydi. Tarihi kendi siyasi anlayışları doğrultusunda çarpıtan, eğen, büken iktidarlar hep olmuştur. Bugün Türkiye'de bunun örneğini yaşıyoruz. Dolayısıyla büyük bir çöplük haline geldi. Hele sosyal medyanın bu kadar yaygın kullanımıyla tarih konusunda gerçeğe ulaşmak çok zor hale geldi. Yani öyle ki artık bu bilgi kirliliği tarihçileri bile yanıltır hale geldi. Gazetecileri, yazarları bile yanıltır hale burada geldi. Burada Sinan Meydan'a bir pas atayım. Tabii çok dikkatli olmak lazım. Evet. Mustafa Kemal'in sürekli, şimdi onu mutlaka anlatman için zaten söylüyorum. İkide bir mesela Twitter'da bir moda başlamış. Efendim Cumhuriyeti İngilizler kurdurdu. Hayır, hayır, ya hayır, arkadaş, Vahdettin İstanbul'un anahtarını İngilizlere kameralar önünde teslim etti. Kameralar önünde teslim etti. Yani, biri bana tweet atmış, biri tweet atmış. Sadece İstanbul olsa iyi, bütün memleketin anahtarı. Tabii yani şey olarak, şimdi biri tweet atmış. Bütün memleketin ben teslim, birinci bölümde dedim ya, 16 Mayıs gecesi İsmet İnönü tedbili kıyafetle gitti diye. Atatürk tedbili kıyafetle gitti demedim. Şimdi onun üzerinden yazıp duruyorlar. Atatürk'ün evi zaten orası. Atatürk'ün yardımcısı. İşgal İstanbul'dan bahsediyoruz. İşgal İstanbul'dan bahsediyoruz. Evdeki yardımcısı kapıya açıyor, İsmet İnönü'yü tanımıyor. Çünkü İsmet İnönü İngilizler takip ediyorlar Mustafa Kemal'le yakınlığını bildikleri için. O yüzden tedbili kıyafetle gidiyor. Ve kapıdaki hanımefendi gelenin İsmet İnönü olduğunu anlamıyor. Mustafa Kemal aşağı indiğinde İsmet İnönü'yü görüyor.
Şimdi bu tarihi gerçekleri bilmeden... Celal Bayar Galip Hoca diye dolaştı. Tabii Galip Hoca diye kodadı. Yani. İddiaçıların içinde yani. Kodadı. Şimdi tabii. O yüzden Sinan tabii. Meydan'ın kitaplarının anlatılması, yayılması gerekir ki halifeliğin kaldırılırken, efendim İngilizler istemiş de halifelik kaldırmış. Ya İngilizler zaten şehrin anahtarını almıştı. O tarihi günü istersen tabii. Utanç gününü bir anlat Sinan Meydan. Şöyle tabii yani tabii bu Cumhuriyet tarihi yalanları diyorum ben buna. Buraya girdiğimizde çıkmak çok zor. Evet. Çünkü bu bir dağ gibi oldu. Birikti ve büyük bir yekün oluşturdu. O sorunuza cevap veririm ama önce bu Cumhuriyet sürecini tamamlayalım mı? Herhalde lütfen, süremiz azalıyor. Evet. Bakın Barış'ın biraz önce vurguladığı bir noktanın altını ben de biraz daha kalın çizgiyle çizeyim. Saltanatın kaldırılması çok önemli evet. bir devrimdir Cumhuriyet'e giden yolda. Çünkü saltanatı kaldırmazsanız Cumhuriyet'i ilan edemezsiniz. Yani Atatürk'ün bu Cumhuriyet'i kurma sürecinin en önemli adımlarından belki de 3 adımdan biridir. Saltanat, Cumhuriyet ve halifeliğin kaldırılması. Sac ayağı gibi düşünün. Evet. Bunlardan bir tanesi olmadığında milli irade tecelli edemezdi. Şimdi saltanat kaldırılırken bir sorun var. Nedir o sorun? 1876 Anayasası hala yürürlüktedir bakın. 1921 Anayasası yürürlüğe girmesine rağmen 76 Anayasası da yürürlükte kalmaya devam eder belli bir süre daha. Hı hı. O anayasada şöyle bir madde var. Abdülhamit koydurmuştu bunu. Daha da güçlenebilmek için. Sultan aynı zamanda halifedir. Yani saltanat içinde aynı zamanda halifeliği barındırır. Şimdi dolayısıyla saltanatı kaldırmaya kalktığınızda halifelik de otomatikman kalkıyor. Ama strateji dehası olan Atatürk şunun farkında. Eğer saltanatla halifeliği aynı anda kaldırırsa büyük bir tepki doğabilir toplumda. Çünkü halifelik de köklü bir kurum sonuçta. Ya, tamam hiçbir işe yaramıyor. Hatta bir yük haline gelmiş. Baş belasıdır diyor. O günün koşullarını da düşününce. Atatürk diyor ki halifelik baş belasıdır Türk milleti için. Hakikaten baktığınızda bu söylemin doğru olduğunu görürsünüz. Aslında dinsel bir kurum da değildir. Dinin tamamen siyasetin aracı haline getirilmesidir. Dolayısıyla... Ama o sırada kaldırmak mümkün değil halifeliği. Ya kaldırmamak lazım. Ne yapıyor Mustafa Kemal Paşa? Bir formül geliştiriyor. Saltanatla halifeliği birbirinden ayırıyor. Saltanatı kaldırıyor ama halifelik duruyor. 2 yıl daha duracak. Bu süreçte Vahdettin kaçıyor biliyorsunuz. İngilizlere sığındı. 17 Kasım'da, 1 Kasım'da halifelik kaldırıldı. 1 Kasım 1922'de. 17 Kasım 1922'de de Vahdettin İngilizlere sığınarak Malta'ya gitti. Oradan İtalya'ya geçti. Şimdi aslında İngilizler Vahdettin'i götürürken bakın Vahdettin halife sıfatıyla kaçıyor. Evet. Saltanat sultan değil ama halife olmaya devam ediyor. Halifelik hala onun halifelik hırkası onun sırtında hala. Peki İngilizlerin planı nedir? Planı şudur. Vahdettin'in halifelik yetkilerinden yararlanarak Hindistan Müslümanlarının ayaklanmasının önüne geçmek. Halife bizde propagandası evet. yapacaklar. Halife artık İngilizlerin kontrolünde. Zaten en büyük İslam ülkesi İngiltere'dir diye propaganda yapıyorlar. Sömürgelerinde çok sayıda Müslüman olduğu için. Onun için ne yapıyorlar? Halifeyi kullanacaklar. İşte strateji dehası Mustafa Kemal burada da devreye girer. Ne yapar? Vahdettin'in sırtındaki halifelik hırkasını alır. Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit Efendi'nin sırtına giydirir. Evet. Abdülmecit halife seçilir. Meclis tarafından. Bakın bütün bunlar işte strateji. Adım adım gidiyor. Burada bir yanlış yapsa... Mesela halifeliği 1922'de kaldırmaya kalksa emin olun Cumhuriyet'i ilan edemezdi 1923'te. Çünkü muhalefet tabii, başka bir tepki gösterirdi. Olurdu. Aynen öyle. Orada ilginç bir nokta daha var bakın. Adliye komisyonunda konuşuluyor. Saltanat kaldırılacak. Adliye komisyonunda özellikle bazı din adamı, milletvekilleri, orada görevliler saltanatın dinsel olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Oysa ki saltanat dinsel bir kurum değil. Dinle alakası yok. Hele İslam diniyle alakası yok. Ya İslam dini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduğunu iddia eden, padişahlığı kabul eden edecek bir din mi? Allah aşkına. Yani rahmetli Yaşar Hoca'nın dediği gibi bu şirktir aslında. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diye tanımlanan padişahlık düzeni İslam dinine uygun bir yaklaşım değil. Ama hocalar geleneksel anlayış nedeniyle bunu tartışıyorlar. Mustafa Kemal nutukta anlatıyor. Diyor ki tartışmalar uzayınca sıranın üstüne çıktım diyor. Şimdi devrimci irade devreye giriyor bakın. Orada gittim diyor sıranın üstüne çıktım. Sıranın üstüne çıktım diye şunları da söyledim diyor. Bakın o konuşmayı bir bölümünü ben size buradan paylaşmaya çalışayım bulabilirsem eğer. Saltanatı kaldırırken yaptığı konuşma. Sıranın üstüne çıkarak 1 Kasım 1922'de hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim gereğidir diye görüşmeyle tartışmayla verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle güçle zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyeti ve saltanatına el koymuşlardır. Şimdi devam ediyor. Şimdi de Türk milleti bu saldırganlara isyan ederek hakimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldu bittidir diyor.
Ondan sonra süreç hızlanır. Şimdi bu devrimci iradeye diyorlar ki Mustafa Kemal Paşa demokratik yollarla cumhuriyeti ilan etmedi. Şimdi Mustafa Kemal Paşa eğer bu devrimci iradeyi ortaya koymasa ve saltanat devam etseydi sen cumhuriyeti hiç göremeyecektin. Tabii. Dolayısıyla işte onun bu iradesi sayesinde cumhuriyeti sahip oldu Türkiye. Şimdi saltanat böyle kaldırıldı ama halifelik niye kaldırıldı eleştirisi var. Bakın saltanat kaldırıldıktan sonra cumhuriyetin önündeki en büyük engel halifeliktir. Neden halifeliktir? Şunun için çünkü bütün muhalifler saltanat kaldırılınca İstanbul'daki yeni halifenin etrafında toplanıyorlar. Hı hı. Ve halifelik kurumu onların bir sığınağı haline geliyor adeta. Hatta ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir formül geliştiriyorlar. Meclis halifenindir, halife meclisindir diye bir formüldür bu. Yani Atatürk'ün açtığı 1920'de kurduğu o meclisi halifenin meclisi haline getirmeye çalışıyorlar. İstanbul basını destek oluyor bu girişimlere. Hı hı. Hatta bir kitap yayınlanıyor. Bakın Eşref Edip Afyon mebusu İsmail Şükrü Efendi'nin imzasıyla bir kitap yayınlıyor. Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi diye. Orada deniyor ki meclis halifenindir. Dolayısıyla halifeliğin kaldırılması çok önemlidir cumhuriyetin yaşaması açısından. Eğer halifeliği kaldırmasaydı Atatürk 1924'te cumhuriyet yaşamazdı. Cumhuriyet ayakta kalamazdı. Çünkü halife kendini eski sultan gibi görüyor. Yani halife kaldığı sürece cumhuriyetin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanacaktı. Ve onun yeniden saltanata dönüşme riski vardı. Onun için halifelik kaldırıldı. Peki, tam anlamıyla bir hürriyetten de bahsetmek mümkün olamayacaktı. Yani halifenin olduğu bir düzende Türkiye'de cumhuriyet inşa etmek mümkün değildi o koşullarda. Ayrıca artık zaten tarihsel ömrünü tamamlamış bir kurumdu. Peki cumhuriyete giden o son 3 günü 4 günü de neler oldu? O çok önemlidir. Neden önemlidir? Bakın biraz önce ifade edildi ya hani Atatürk'ün 28 Ekim gecesi yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözü. Hı hı. Hep o simgeleşmiştir. Doğrudur. Düşünün yani 1000 yıldan fazla devam eden bir saltanat, bir yapının yerine yeni bir yapı kuruyorsunuz ve bir gece yemekte bunu ifade ediyorsunuz ilk kez. Etkileyici bir sahne. Ben ona şey diyorum o akşam yemeğine. Cumhuriyetin ilanından önceki son akşam yemeği. Evet. Yani hakikaten o son akşam yemeğinden bir rejim çıkmış, bir ulusun kaderi çıkmış. Ama ondan öncesi var. Yani oraya nasıl geldi Mustafa Kemal? O son geceye nasıl geldi bakın? O da çok ilginç bir süreç. Seçimlerin yenilenmesine karar veriyor öncelikle. Çünkü birinci meclis görevini tamamlıyor. Milli mücadeleyi kazanıyor. Lozan anlaşması, Lozan süreci devam ediyor. Birinci meclisin artık misyonu tamamlanmış oluyor. Neydi misyonu birinci meclisin? Vatanı kurtarmak. Vatan kurtuldu. Ve 1 Nisan 1923 tarihinde seçimlerin yenilenmesine karar veriliyor. Seçimler yenileniyor, yeni bir meclis oluşuyor. 2 Ağustos 1923'te meclis açılıyor. Bakın tarihe dikkat edin. Ağustos 1923. Meclis açıldıktan sonra bir sorun var. Nedir sorun? Şudur. Hükümet kurulamıyor bir türlü. Fethi Bey başkanlığında bir hükümet kuruluyor. Fethi Bey aynı zamanda başbakanlığı üzerine almış ama bir de İçişleri Bakanlığı'nı da yürütüyor. Evet. Fakat bir sorun şuradan kaynaklanıyor. Bakanlar seçilemiyor. Hı hı. Bakanların seçimi büyük bir problem oluyor. Neden? Herkes bakan olmak istiyor. Çünkü bakanlar meclis içinden seçiliyor. Yani mesela üçümüz bir bakanlık yeri var ama üçümüz de adayız. Şimdi herkes aday, birçok kişi aday. Bakanların seçilmesi büyük bir problem yaratıyor ve bir de Fethi Bey çok ağır şekilde eleştiriliyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa işte bu kaos ortamını cumhuriyete giden süreçte değerlendirmeye karar veriyor. Ne yapıyor? Fethi Bey'i çağırıyor bakın. 24 Ekim günüdür bu. Ben Sözcü'de bunu gün gün yazmıştım. Bugünkü, cumhuriyetten 5 gün önce. Evet. Evet, bugünkü yazımda bakın 24 Ekim çarşamba günü artık bu büyük bir sorun haline gelmiş ve Mustafa Kemal Paşa Fethi Bey ile görüşmüş ve diyor ki istifa et. Ama hangi görevinden? İçişleri Bakanlığı görevinden. Başbakanlık görevini koru. İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ediyor. O istifa ettikten sonra tabii meclis içinde hemen hareketlenme başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın seçilmesi için. Ama yine bir sürü aday var. Yine bir türlü seçim yapılamıyor. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa şuna karar veriyor, hükümetin tamamen istifa etmesine karar veriyor. Yani Fethi Bey'in başkanlığındaki hükümetin, Fethi Okyar, Fethi Bey dediğim bu arada, onun başkanlığındaki hükümetin tamamen istifa etmesine karar veriyor. Tarih 26 Ekim'dir. 26 Ekim günü bunun kararı verilir, 27 Ekim günü istifa eder hükümet. Orada Mustafa Kemal Paşa diyor ki, hiç kimse diyor yeni kurulacak hükümette görev almayacak.
Bir tek parti var, Halk Partisi biliyorsunuz. Halk Partisi de daha yeni kurulmuş. 9 Eylül'de Tabii 9 Eylül'de kuruldu Halk Partisi Cumhuriyet'ten önce. Bütün bu tartışmalar Halk Partisi içindeki tartışmalardır bu arada. Yani şöyle düşünülmesin, sanki muhalefet falan dediğimde başka bir parti. Hayır. Ama bakın tek parti var ama çok seslilik var. Bu da önemli. Yani bir muhalif grup var Rauf Bey'in etrafında kümelenen. Muhterisler diyor Mustafa Kemal. Muhterisler diyor. Hakikaten itirazlı bir grup, doğal olarak iktidarı ele geçirmek istiyorlar. Ve Mustafa Kemal Paşa diyor ki muhalefete bırakacağız şimdi diyor. Biz çekileceğiz geriye diyor. Hükümeti buyursun kursunlar diyor. Fakat diyor, bakın bunun altını çiziyor. Ne Fethi Bey ne de eski hükümetin hiçbir bakanı şeye aday olmayacak. Yeni hükümet kuruluş sürecinde seçilse bile kabul etmeyecek. Fevzi Paşa hariç. Fevzi Paşa görevine devam ediyor. O Genelkurmay Başkanı'dır çünkü. Kritik bir görevdedir. Ve hükümet istifa eder. Yeni hükümet kurulmaya çalışılır 2 gün boyunca. Ama ne olur biliyor musunuz? Bir sürü liste ortaya çıkar. Evet. Yani gruplar oluşur ve bir türlü hükümet kurulamaz. Ve sistem tıkanır. Aslında Mustafa Kemal Paşa da bu tıkanıklığı göstermek istiyor. Yani meclis hükümeti sistemiyle ülkenin idare edilemeyeceğini, kabine sistemine geçilmesi gerektiğini herkese göstermek istiyor. Diyor ki buyurun kurun hükümeti. Peki kuramayacaklarından emindim diyor ama nutuktan. Ve sonra Mustafa Kemal Paşa'ya gidiyorlar. Paşam diyorlar gel, yani biz bu işin altından kalkamıyoruz. Mustafa Kemal Paşa işte onun üzerine ne yapıyor? 7 kişidir onlar, akşam yemeğine davet ediyor. 28 Ekim gecesi akşamı Çankaya Köşkü'ne çağırıyor. Bakın o 28 Ekim gecesi neler oldu? Biraz önce 28 Ekim pazar. Pazara giriyor. Bugün de yine tam pazartesine denk geliyor. Pazartesiydi. Evet, tam bir böyle bir uyum var bu anlamda. Bakın onu ben size buradan paylaşayım detaylarıyla. İsmet İnönü var yemekte. Kazım Özalt var. Fethi Okyar var. Gazeteci Ruşen Eşref var. Ruşen Eşref Ünaydın. Fuat Bulca var. Kemalettin Sami var ve Halit Karsağlan var akşamki yemekte. Şimdi sonrasını Atatürk'ten dinleyelim. Yemek sırasında yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar derhal düşünceme daldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Atatürk diyor ki sonra diyor misafirler ayrıldı. Erken ayrılıyorlar. Ama yarın ne yapılacağını anlatıyor. Ne yapılacak biliyor musunuz sabah? 28 Ekim günü de yine hükümet kurmaları için müsaade edilecek. 29 Ekim sabahı yine müsaade edilecek muhaliflere. Hükümet kuramayacaklarından emin ama Atatürk. Mustafa Kemal Paşa diyor ki Kemalettin Sami Paşa'ya. Hükümet kurulamayacağı anlaşılınca diyor siz diyor şu öneride bulunun. Mustafa Kemal Paşa'yı çağıralım. Evet. Ona soralım. Akşamki plan budur. Nitekim sabah 29 Ekim'de aynen böyle gelişiyor her şey. Hükümet kurulamıyor. Kemalettin Sami Paşa bir önerge veriyor. Diyor ki Mustafa Gazi'yi çağıralım. Aynı zamanda parti başkanı, Halk Partisi'nin başında da o var. Ve önerge kabul ediliyor. Yani Atatürk bakın adım adım hamlelerini yapmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Çankaya'dan o gün çıkacak. 29 Ekim günü öğleden sonra meclise gidecek. Ama bakın bir de o gece yine 28 Ekim gecesine tekrar geri dönelim. Bakın İsmet Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile baş başa bu anayasadaki değişikliği nasıl hazırladıklarıyla ilgili detaylar var elimizde. İsmet Paşa anılarında bize çok detay veriyor bu konuyla ilgili. Bakın misafirler gittiler yani. İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa baş başa kalıyorlar. Yan yana oturuyorlar. Kalem kağıt İsmet Paşa'nın elinde. Paşa anlatıyor bunları bize. İsmet Paşa kendisi anlatıyor. Sonra ne oluyor? Atatürk söylüyor, İsmet Paşa yazıyor. Önce yasa tasarısı görüşülüyor. Atatürk 1921 Anayasası'nın bazı maddelerinde değişiklik yapıyor. Kendisi yapıyor bunu. İsmet Paşa not alıyor. Yani büyük bir rejim, büyük bir devrim yapılıyor ama bu devrim Çankaya Köşkü'nde bir masa başında iki arkadaş detayları hazırlıyorlar. Mustafa Kemal Paşa anayasanın birinci maddesine bir ekleme yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir diye bir ekleme yapıyor. Ya bu rejim değişikliği zaten. Diğer maddeler buna uygun olarak değiştiriliyor. İsmet Paşa anılarında şöyle diyor. Diyor ki İsmet Paşa bakın Atatürk sonucu bana söylüyordu ben yazıyordum. Böylece çerçeve tamamlandıktan sonra yeniden okudum. Atatürk dikkatle dinledi, düşündü, hazırlık tamam dedi. Ayrılmak üzere izin verdi. Ben köşkte konuktum, odama çekildim. Ertesi sabah metni tekrar bir gözden geçirdik ve beraberce meclise gittik diyor. Peki 29 Ekim günü ne oldu? 29 Ekim günü Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Tıkanıklık olduğunu anlatıyorlar. Çözemiyoruz bu sorunu diyorlar. Hükümeti kuramıyoruz. Mustafa Kemal Paşa diyor ki bana bir saat izin verin diyor.
Bir saat sonra diyor ben çözümle geleceğim diyor. Mustafa Kemal Paşa meclisteki odasına çekiliyor ve yapılacakları, orada neler yapılması gerektiğini oradaki milletvekilleriyle, bazı milletvekilleriyle tek tek odasında görüşüyor. Hı hı. Son strateji belirleniyor ve saat 18'de önerge, Mustafa Kemal'in çözümü, ki içinde cumhuriyet saklı olan çözüm, hı hı, okunuyor mecliste. Saat 18. Nedir o çözüm? Akşam İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa'nın baş başa hazırladıkları cumhuriyeti içeren anayasa değişikliği. Hı hı. Okunur okunmaz tabii mecliste görüşmeler açılıyor. Aslında görüşmelere baktığınız zaman kimse itiraz etmiyor. Zaten cumhuriyete karşı olanlar o gün meclise gelmemişler. Oylamaya katılmamışlar. 158 milletvekili var. Ben tutanakları okudum, ciddi bir eleştiriyle karşılaşmadım. Yani bu cumhuriyeti ilan etmeyelim diyen biriyle karşılaşmadım ama çok güzel şeyler söyleyenler var. Bakın onlardan birini paylaşayım. Yine bugün Sözcü'de yazmıştım onu. Antalya milletvekili Rasih Kaplan hocadır kendisi. Kürsüye geliyor. Kendinden emin şöyle diyor. Din bakımından da en uygun hükümet şekli cumhuriyettir. Sözlerini yaşasın cumhuriyet diye bitiriyor hoca efendi. Geliyor kürsüye, yaşasın cumhuriyet diye bitirince tabii mecliste bütün milletvekilleri ayağa kalkıyorlar, alkışlamaya başlıyorlar. Bu ilginç bir anekdot. Bunu tutanaklardan aldım. Sonra İsmet Paşa kürsüye geliyor, diyor ki bu önergeyi diyor mutlaka kabul etmek gerekir diyor. Detaylarıyla bunu anlatıyor, niye kabul etmek gerektiğini. Yine ilginç bir konuşma var bakın. Meclisin en yaşlı üyesi Abdurrahman Şeref Bey kürsüye geliyor. 18'den sonra olan görüşmeler bunlar. 29 Ekim saat 18 sonrası. Hani o 20-30'a kadar olan süreç. O kadar güzel şeyler söylüyor ki ya bunu çerçeveleyip duvara asmak lazım. Bakın Abdurrahman Şeref Bey'in sözleri. Hükümet biçimlerini birer birer saymak gereksizdir diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu kime sorarsanız sorunuz cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu at kimilerine hoş gelmezmiş, varsın gelmesin diyor. Yani çok net, çok güzel bir şekilde ifade etmiş bunu. Sonra ne oldu diye bakıyoruz. Sonrası şeye geçiliyor, oylamaya geçiliyor. 158 milletvekili oylamaya katılıyor. Tamamı oy birliğiyle cumhuriyet rejimine karar veriyor. Ama orada şöyle bir eleştiri var bugün cumhuriyet düşmanlarından. Diyorlar ki ya bu kadar milletvekiliyle mi cumhuriyet ilan edildi? Cevabı çok basittir. Doğru, meclisin tamamı yoktur o gün. Hakikaten önemli bir eksik vardır. Hı hı. Ama bu cumhuriyet oylamasına has bir şey değildir ki. Ben tutanaklara baktım. Hı hı. Diğer kanunlar, diğer kararlar kaç vekilin onayıyla geçmiş ya da mecliste kaç vekil var diye. İnanın 140 vekil var, 150 vekil var. Yeterli sayı. 160 vekil var, 170. Yani zaten devamlı olanlar bunlar. Dolayısıyla buradan cumhuriyete saldıranlara ekmek çıkmaz. Yani cumhuriyet işte az bir katılımla kabul edildi. Ya zaten meclise devam eden milletvekili sayısı aşağı yukarı bu. Yani oylamalara katılan milletvekili sayısı. Tabii cumhuriyet ilan edildikten sonra saat tam 20.30'dur. Büyük bir coşku var mecliste. Yaşasın cumhuriyet diye çınlandığını görüyoruz meclis koridorlarına. Ses Ankara'ya kadar yayılıyor çünkü bu coşku Ankara'dan başlıyor. Sonra Mustafa Kemal Paşa yine 158 oyla cumhurbaşkanı seçiliyor. Bütün yine oyları alarak ve cumhuriyetin ilan süreci tabii böyle gerçekleşmiş ama ben yine çok ilginç detaylarla karşılaşıyoruz tabii bu araştırmaları yaparken. Beni çok etkileyen bir detay var. Yine bugün Sözcü'de o detaya yer vermiştim. Onu izleyicilerimizle paylaşayım mı? Süremiz var mı? Lütfen paylaşalım. Bakın 3 kere yaşasın cumhuriyet diye bağırtan orada bir kişi var. Cumhuriyet ilan edildiği sırada. Mikrofon yok tabii de kürsüye çıkarak 3 kere yaşasın cumhuriyet dedirtmiş. Bakın orayı okuyalım. Celal Nuri İleri İleri gazetesinde 30 Ekim'de bir yazı yazmış. Celal Nuri İleri de Anayasa Komisyonu sözcüsü. Evet. Gazeteci İleri gazetesini çıkarıyor. Onun yazısı çok ilginç. Olanları anlatıyor bize. 29 Ekim akşamı neler oldu mecliste. Anayasa Komisyonu üyeleri Başkatip Veysel Bey'in odasında maddelerin redaksiyonunu yapıyorlardı. Başkan Yunus Nadi zayıf bir petrol lambasının altında maddeleri okuyordu. Ya şu işe bak ya nasıl, evet, bir cumhuriyet kuruluyor. Zayıf bir petrol lambasının altında diyor maddeleri okuyordu. Müthiş ben bir şey. Ben kararı kaleme aldım. O yüce yasayı özel bir kağıt üzerine özel bir demir kalemle ve mavi mürekkeple yazdık. Bakın çok ilginç bir detay. Birkaç gününden beri büyük salon elektrikle aydınlatılıyor. Dikkat ettiniz mi? Birkaç günden beri. Daha önce elektrik de yok orada. Üyeler tam, dinleyici locaları dolmuş. Üyeler tam, dinleyici locaları dolmuş. Hatta salonun içinde bile dinleyici dolu. Hemen kürsüye çıktım ve dört gözle beklenen yasa tasarısını sundum. Ruşen Eşref tasarıyı yüksek sesle okudu. Herkeste bir heyecan, büyük bir olaya tanık olmanın onuru var. Sıralarda oturacak yer yok.
geleceğin cumhurbaşkanı önde sıralardan birine ilişmiş. Ya hakikaten inanılmaz detaylar. Bakın Mehmet Emin Yurdakul, Fethi Bey biraz ötemde oturuyor diyor. Şair Mehmet Emin Yurdakul coşkun bir durumda. Herkesin yüzünde bir beğeni var. Yurtsever Mehmet Emin Bey ilk madde sırasında söz alıp kürsüye fırlıyor. Çok heyecanlı bir şekilde tüm meclisin ayağa kalkmasını istiyor. Şimdi bunları biz hala filmleştiremedik. O da ayrı bir yani üzüntü. Müthiş o da bir heyecan, müthiş bakın. Tanıklıklar. Ve devam ediyor bakın. Kürsüye çıkmış Mehmet Emin Yurdakul, herkesi ayağa kaldırmış ve diyor ki yaşasın Cumhuriyet diye bağırmalarını önerdi diyor herkesin. Ya meclisteki tabloyu düşünebiliyor musunuz? Sevinç duygularımız son noktasına ulaştı. Herkes ayakta, eller çırpılıyor. Yeri gelmişken uzatmayayım. Şimdi bu satırları kaydederken, gece yazıyı yazarken tabii kaydederken Ankara'nın kutsal ufuklarına 101 pare top atılıyor. Şimdi o anı yaşattı bize. Evet. Celal Nuri Bey, ya bizi tabii, beni tabii üzen bu ülkenin bir yurttaşı olarak biz bunları hala yani filmleştiremedik. Bu üzüntü. Tabii şöyle bir sorunumuz var. Evet. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etti, saltanatı kaldırdı, halifeliği kaldırdı, Türkiye'ye demokrasiyi getirmeye çalıştı ama Cumhuriyet'in şöyle bir talihsizliği oldu. Hemen daha genç bir cumhuriyetken İkinci Dünya Savaşı'nın tabii Cumhuriyet'i etkilemesi, peşinden devrimler tam olarak tamamlanmamışken çok partili sisteme geçmek zorunda kalması ve karşı devrim ve karşı devrimin de Amerikan yardımıyla hızlı başlaması giderek güçlenmesi bu aydınlanmayı sekteye uğrattı. Bugün geldiğimiz noktanın çok da iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Zaten birinci bölümde bunu ayrıntılarıyla konuştuk. Sarayın meclis üzerine kurduğu vesayeti, millet meclisinin etkisizleştirildiğini ve neredeyse 95 yıl, 96 yıl hatta geriye gittiğimizi de söyleyebiliriz. Meclisin hemen genel kurul kürsüsünün arkasında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye yazan ama ne yazık ki bugün egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil. Çünkü milletvekilleri kanun çıkaramayacak pozisyona getirildiler. Ve demokrasimizin eksikliğinden dolayı Cumhuriyet devrimi tam olarak anlatılamadı. Bu şimdi az önce bir anne Kartal'dan mesaj yazmış. Çocuğumu okula götürdüm. 40 kişilik sınıfta sadece 8 kişi vardı. Cumhuriyet Bayramı için gelmiş diye öğretmene soruyor. Niye kimse yok diyor. Herkesin işi var diyor. Gelmek mecburiyetinde değiller diyor. Olacak şey mi? Bu ne Cumhuriyet'in kadar bir öğretmeni tarafından söyleniyor. Düşünün. Bu Cumhuriyet'in öğretmeni olamaz. İşte olamıyor işte. Olamaz. Onu söylüyorum. En büyük ödevini yerine getirememiş bir şimdi, Cumhuriyet karşı devrimin, öğretmeni olamaz. Karşı devrimin bizim yapmamız gereken önemli şey şu. Bir, karşı devrimin elinden argümanlarını almak zorundayız. Bu Cumhuriyet düşmanlığını bir şekilde durdurmak zorundayız. Bunun yolu da tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini anlatmakla geçiyor. Bir şey söyleyeyim, onu da bırakayım. Yarın 29 Ekim'den bir gün sonra biz hep öğrenciyken, küçükken Kars'ta Kars'ın kurtuluşunu kutlardık. Buradan hemşerilerimize de söyleyelim. Yüreğimiz onlarla birlikte atıyor. Yarın biliyorum ki Kars'ın cumhuriyetçileri Kars'ın kurtuluşunu hep birlikte kutlayacaklar. Yine bir cumhuriyet çocuğunun davası var, onu da söyleyeyim ki eksik olmasın. Çarşamba günü parti meclisi üyemiz Eren Erdem'in Silivri'de saat 9.30'da duruşması var. Ben de orada olacağım. Cumhuriyete sahip çıkan, laikliğe sahip çıkan, demokrasiye, özgürlüklere, adalete sahip çıkan yurttaşlarımızın da Silivri cezaevinde saat 9.30'da olmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Buradan izleyicilerimize duyurmuş olalım ama sevgili izleyiciler, çok kısa bir süremiz kaldı ama bunu da aktarmadan olmaz çünkü Sinan Meydan'ın elinde çok önemli belgeler var. Cumhuriyet'in ilan edildiği günün o günün gazetelerine yansıyan hali. Arkadaşlar yakın şöyle, gösterelim onu. Şöyle Tuğba Hanım, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü, 15. yıl dönümünde gazetelerin verdiği ekler. Yani 1938 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda gazetelerin verdiği eklerin kalınlığına bir bakalım önce, boyutuna bir bakalım. Onu göstereyim. Şuna bir bakın. Bu kaç sayfa? 100 sayfadan fazla galiba. Yaklaşık 35'e 50 boyutlarında bu ek. Ulus gazetesinin verdiği ek ve içinde ne var biliyor musunuz? Cumhuriyet'in o 15 yıldaki dikili ağaçları var. Fabrika, sanayi alanında neler yaptı, işte kültür alanında neler yaptı, ekonomi alanında eğitim, kültür, spor, aklınıza gelen her alanda neler yaptıysa onlar özetlenmiş. Hatta ben
bir yer göstereyim, bakın fabrikaları göstereyim. Hani şöyle bir, bu biraz dağılıyor tabii, 1938'den kalma. Fasikül fasikül. Şu iki sayfaya şöyle bir zoom yaparsak, bakın şu haritaya dikkat edin. Cumhuriyet'in 15. yılındaki büyük fabrikaları gösteriyor o harita. Şurada. Ve bunun gibi daha nice Cumhuriyet şey eserleri. Burada tabii ilginç olan nokta şu, bugün yandaş basında Cumhuriyet geçiştirilmişti. Ama bakın 1938 yılında neredeyse bütün gazeteler böyle kalın büyük boy ekler veriyorlardı. Nereden nereye geldiğimizi görmek için. Şurada da devrimler var. Şunu da bir gösterebilirsek. Şimdi sadece resimler veriyor. Devrimlerin tarihi var. Sol tarafta, kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Bu da Yeni Sabah gazetesinin eki. Evet. Barış, sendeki fasikülde mi var acaba? Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce görmediğimiz bir resmini de görmüş olduk. Onu da okuyucularına hediye olarak vermiş 1938'de. Yine Ulus Gazetesi eki işte burada. Twitter'da paylaştım, oradan alabilirler. Bu tabii çok güzel bir Atatürk fotoğrafı. Çok güzel bir fotoğraf. Yani işte 15. yılda Cumhuriyet neler yaptı ve tek tek görüyorsunuz. Büyük bir mucize hakikaten. Bunlar benim kendi arşivimden ama bunlara ulaşılabilir. Yani çok, başka arşivlerden. Çok kısa bir şeyle bitirmek istiyorum sevgili izleyiciler bugünkü programı. Söylemeyeceğim, okuyacağım, siz anlayacaksınız. Ankara İstasyonu bayraklar defne dallarıyla süslenmişti. Peron tıklım tıklım doluydu. Başkomutan bekleniyordu. Makinist istasyona düdüğünü öttüre öttüre girdi. Gazinin ineceği kapıyı yere serilen yol halısına denk getirmeyi de başardı. Bando hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa bestesini çalmaya başlamıştı. Sarı Paşa sade mareşal üniforması, tığ gibi endamı ve çok yakışan kalpağı ile vagon kapısının çerçevesi içinde göründü. 41 yaşındaydı. Sanki bir cephanelik patladı, bir gürültü yükseldi kalabalıktan, alkış ve çığlıklara sevinç gözyaşları karıştı. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet. Nice yıllara efendim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.